Evet arkadaşlar, kale sahasına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş'ın transfer gündemini yorumlayacağız. Transfer gündemini Fatih hazırladı bugün. Fatih, bize Beşiktaş'ın transfer gündemini söyle. Önce Bursaspor'dan iki tane oyuncuyla başlıyoruz. Biri aciliyetten gelişen Muhammed Şengezer, Karius'un sakatlığından sonra. Evet, kaleci. Bağıra bağıra gelen. İyi tarafından bakılırsa en azından transfer döneminde gelen bir sakatlık da. Evet. Yani yerini kapatabileceğin bir bölge. Aynen öyle. Şimdi Bursaspor kalecisini, zaten birinci kalecisini Galatasaray'a verdi. İkinci kaleci olarak Muhammed yaşı genç. Fakat çok fazla seyretmedim ben. Sen seyrettin mi? İyi kaleci ya. Kumaş var yani. Ha, iyi kaleci. İyi kalecidir zaten. Karius'tan sonra kaleyi emanet edebilirsin çok rahat. İyi kalecidir zaten. Ona bir şey demiyorum. Kaleci yetiştirmeyi biliyoruz. Ülkemizde kaleci çok. Ama hani Beşiktaş'ın acil, şu an en acilinden kaleciye ihtiyacı var. Yani Muhammed'i getirip zaten birinci kaleci hemen yaparlar mı bilmiyorum. Utku da var. Ben Utku'nun da iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Ne? Yani Karius'tan bence iyi. Şans verilmediği için. Hazırlık maçlarında yani Utku iyiydi. Ben beğendim. Kesinlikle bu son Brescia maçında yani. Evet. Çıkardığı top çataldan aldı yani. Ki yani Beşiktaş'ta Utku'nun gol yemesine kızan birilerinin olduğunu zannetmiyorum. Çünkü defans hattı sorunlu. Defans savunma hattında savunma sıkıntı olduğu zaman kaleci de bir noktaya kadar. Ama yani çok net kurtarışları var Utku'nun. Ha, Muhammed de gelir. Beraber bir şekilde tabii ki bir rekabet çok fazla ayyuka çıkarır hat safhaya. O yüzden Karius'u da üstte taşır yani. Yani gelip yapmaz Karius'ta. Tabii ki. Karius gerçi kız arkadaşı İstanbul'a geldikten sonra performans artmıştı ama geçen sezonun sonlarına doğru böyle ikinci devrenin ortasında. Ama yani Karius'u ne de ben biliyorsun Liverpool'a olan sempatimi benim için yani kaleci falan değil. Bak hala içim kan ağlıyor. Bak sesim titredi fark ettiyse. Tamam da aldınız bir sene sonra. Olsun. Yani o yüzden Karius'un yerine, yani sakatlığına tabii ki sevinecek bir insan değilim. Yani sonuçta insan canı ve oradan para kazanıyor. Ama yani Karius'u kesecekse Utku, yani birinci kaleci olacaksa şu an tam vakti. Utku için son çıkış. Oldu oldu, olmadı. Geçmiş olsun. Ama olacak gibi ya. Beşiktaş'ta kalesinde artık iyi isimler görsün. Fabri'den sonra işte gelen Karius. Böyle oldu. Bakalım hayırlı olsun diyelim. Beşiktaş'a kaleciye şu an çok ihtiyacı var. Daha doğrusu her mevkiye ihtiyacı var da şu an kaleci hat safhada ihtiyacı var. Karius'un sakatlanmasından sonra bir kaleci kaldı ellerinde. Onun haricinde kaleci altyapı da var. Yani onlara da lige onlarla nasıl başlarsın? Sıkıntı. Onun haricinde Bursa'dan diğer isim tahmin ettiğim Umut Meraş herhalde. Yani çok zor. Aylardır olan. Yani. Ben Umut Meraş zaten çok bile bekledi. Yine Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bölgeye. Ama o da bugün. Gel. Umut Meraş açıklama yaptı ya. Hani başkan gelen teklifleri hiç takip etmiyor, ilgilenmiyor bile diye. Yani. Öyle bir sıkıntısı var. İşte nedenini de açıklasa keşke çıkıp başkan. Vermek istemiyorum, o yüzden bakmıyorum cart cürt diye.
Çocuğun önünü kesmesine hiç gerek yok. Hayır, bir de yani transfer tahtasını açması lazım. Yani. Sanırım. Ki bu kumaşta bir oyuncu şu an PTT 1. Lig'de oynayacak. Umut Meraş iyi bir oyuncu. Kesinlikle. Bıraksın, öne açılsın. Geliştirebilir yani, kendini yani. Tabii ki. İyi bir oyuncu. Ne kadar Bursa hani bu takım olarak çok kötü olduğu için geçen sezon hani yine çok fazla yani öne çıktı ama çok fazla değil ama yine de çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Beşiktaş'ın da hani ihtiyacı olan bölgeye. Umut yani Meraş. Caner'le çok uzun maraton gitmez yani bir Avrupa'sı. Tabii ki. Çok zor. O yüzden oraya yani Beşiktaş'ın artık elini de çabuk tutması lazım. Çünkü hazırlık kampı Avusturya özellikle kabus gibi geçti. Facia. Tam gol bir... yok. 3 yenilgi. Yani. Yani taraftar artık tesis basmamak için kendini falan zincirliyor. O yüzden hani Fikret Orman'ın artık kredisini bitirdi. Yani taraftarla çileden Fikret çıkarmamak için. Değil de olan Abdullah Hoca. Abdullah Hoca. Abdullah Hoca da yani böyle bir yüke girdik ama ne yaptık diyor yani. Fikret Orman'ın da söz verip de tutmadığını düşünüyorum ben yani Abdullah Hoca'ya. Fikret Orman ilk gelmeden önce yani. Ya ilk baştan Abdullah Avcı ile imzalamadan önce dediler mi? Biz 40 milyonluk bütçeyle geleceğiz evet. diye. Sanmıyorum Abdullah Avcı'nın öyle bir taşın altına gireceğini. Düzeni varken Başakşehir'de hani tamam büyük takıma gelmek hepsinin herkesin hayali ama 40 milyon euro bütçeyle hani nereden baksan 15 milyon 10 milyon taraftarı olan bir kulübün yani böyle bir şeye zorla gireceğini çok zannetmiyorum. Bilmiyorum ama hani o artık alsın Umut Meraş'ı da alsınlar. Kaleciyi de alsınlar. Beşiktaş'ın çok bölgeye transfere ihtiyacı var. Umut Meraş hayırlı olsun. Artık. Muhtemelen bitecek yani. Evet. Geç kalınıyor ama yapacak bir şey yok. Başka? Başka kim var? Bugün İstanbul'a gelen Victor Ruiz Villarreal'de. Stoper. 2,5 milyon gibi bir bonservis verecek. Güzel. Bak bu çok güzel haber. Stoper. Hani tek soru işaretim İspanyol olması. Yani. Nasıl diyeyim hani oradaki oyuncular daha böyle bir hani lig oynatmaya yönelik olduğu için daha bir yumuşak oluyor sanki. Ha ama iş yapar mı? Yapar tabii. Yapar yani, canım hani Beşiktaş'ın şu anki stoperleri. Işte, ne efendim? Villarreal geçen sene 50 küsur gol yemiş. O takımdan stoper mi alınır? İşte onu geçsin mi? Yani. Geçen sene ligde bakayım. 3 takım hariç bütün takımlar 40 ile 70 gol arası yedi. Real Madrid 46 gol yedi. Yani. O zaman Varane'ı falan da almayalım. 46 gol yiyen takımdan stoper mi alınır? Stoper mi alınır? Varane kim? Hayırdır? Yani hani stopere çok ihtiyacı var. Yani şu an gördük ki hazırlık kampında Avusturya ayağında yok. Roko ile falan hani olmayacağını. Yani Roko ile zaten olamıyor şu an. Yazılarımızda belirttik. Yani ilk geldiğinde söyledim ben. İlk dediler ki Beşiktaş Roko diye bir stoper aldı. Dedim ne oluyor ya? Baktım. Dedim abi bundan dedim hiçbir şey olmaz. Bu dedim hani Reyes neyse Fenerbahçe'deki Roko uyruğu farklı olan yani hiçbir şey olmayacağı çok belliydi. Bizim ligde en azından hani başka yumuşak liglerde nasıl oynar bilemem ama bizim lig yani sert bir lig. Öyle olmaz. Ya isim Atmir'in desen o da olmadı yani. Ya o da Hollanda menşeli bir oyuncu. Yani öyle ama yine de bakıyorsun
ten rengine, boyuna. Diyorsun ki ya, olabilir. Bir de yaşı da genç. Olabilir diyorsun ama olmadı. O yüzden Beşiktaş'ın stoperi geldi sonunda. Hani Vida da biraz oh demiştir yani. En çok Vida sevinmiştir hatta. Hani taraftarlar çok sevinmiştir. Ya neyle uğraşıyorum ben aylardır diye. Hayır. Rakip forvetle mi uğraşacağım? Yanımdakilerle mi uğraşacağım? Yani bir pozisyon vardı geçen maçta Beşiktaş'ın. Hani Mirin oynuyordu yanında. Vida bir adamda, hani adam Vida'nın üstüne gidiyor. Mirin de ona geldi. Arkadaki adam oho, Konya Ovası gibi. Arkadaki adama pası bir çıkardı. Artık Mirin artık yarın mı gelir? 3 gün mü olur? Göçe mi gitti? Döner mi? Yani hiç pozisyon bilgisi çok zayıf bir futbolcu. O yüzden Vida çok sevinmiştir. Beşiktaş'ın stoperi de oldu. Başka var mı Beşiktaş'la ilgili? Ondan transfer haberi değil de konuşulması gereken bir şey hani. Revire döndü ya. E gerçekten. Evet, tamam 2-3 tanesi darbe sakatlığı da. Geri kalanlar kas sakatlığı yani. Hepsi zorlanma. Hepsi zorlanma. Şurasında ya zorlanma. Bu oyuncular yaz tatilinde hiçbir şey yapmadı. Bu sakatlananlar. Ne yani? Kas sakatlığı yaşayanlar. Bir de bilmiyorum şeye mi uyum sağlayamadılar, antrenman sistemine ağır mı geldi? Bilmiyoruz. Böyle ilkel yöntemler kullanan bir adam değil yani. Yani. Teknoloji yani son noktası da kullanıyor yani. Aynen öyle. Ama oyuncular yazın çok şey yapmamış. Kendilerine verilen program. Bir de sakatlanan oyuncular da çok önemli oyuncular. Şimdi baktığın zaman Adem Yahiç, evet. Dorukhan, Burak Yılmaz. Dişek ikisi Laiç'le. Dorukhan ama Burak 5 hafta yok. Şu andan evet. İtibaren 5 hafta. Oldu. Sana ligin 3. haftası zaten. Sorun. Büyük sorun. Medel yine aynı. Sakat. Kimler yok ki? Atiba. Karyusa. Atiba sakat. Ama yani zaten biz söylüyorduk Atiba'ya güvenip yola çıkamazsın. Çıkma zaten yani. Yani. Hadi Medel var dedin ha gitti. Gerek yok. Bilmiyorum ama Beşiktaş'ın sakatlık işini çözmesi lazım nedenini. Çünkü hani şu an hadi transfer dönemi. Lig kapalı bir yerde amorti edersin ama lig başladığı zaman bunlar yaşanırsa geçmiş olsun. Çok çok büyük sıkıntı. Çünkü takımın omurgası dediğin neredeyse 5 adam, hani 5-6 adam sakat. Dorukhan'da ya hiç de tekrarlayacağını zannetmiyorum da diyorum Burak Yılmaz risk. Burak Yılmaz'ın hani en azından bir forvete ihtiyacı var yanına. Hani en az Burak Yılmaz kalır. Onun kalibresi. Hani Burak Yılmaz'ın yedeği değil. En az Burak Yılmaz kadar. Burak Yılmaz kadar olan forvet de yedek durmak istemez yani. Çünkü ya, Burak Yılmaz hani çok kaliteli bir golcü. Buran bilmiyorum sakatlıktan kafasını kaldıramayacağı şey. De kronik. Yo, onu da bir kere başladın mı o sezon gidiyor öyle. Aynen öyle. Kronik zaten. Kronik hastalığı da var, sakatlığı. Onun haricinde yine ayak tarak yemeği değil mi? Kırık. Sıkıntı. Beşiktaş'ın bu durumu düzeltmesi lazım. Ya sağlık ekibiyle ya antrenörlerle ya da futbolcularla yani. Ne oldu böyle bir anda? Ya da Mustafa Pekdemir'i geri çağırsınlar. Takımın bütün sakatlığın yükünü tek başına çekiyormuş. Yani adam bir çıktı Jenga gibi dağıldı bütün takım. Ha. Sıkıntı. Beşiktaş adına çok büyük sıkıntı. Tabii. Bakalım
önümüzdeki günler Beşiktaş için de çok hareketli geçecek gibi. Çünkü hani Fikret Orman elindeki kadroya güveniyordu bir noktada. Ama şu an onların da çok riskli olduğunu görmüş oldu. En azından bu transfer dönemi içerisinde görmüş oldu. Bir şekillerini çabuk tutup oyuncu alması gerekiyor. Kesinlikle. Beşiktaş'la ilgili başka bir şey yok sanırım. Yok, bugünlük o kadar. O zaman Beşiktaş'la ilgili bu kadar konuştuğumuz böyle şaşırtıcı. Yani iyi gündem var. Ama önümüzdeki günlerde daha da artacak. Dediğim gibi sonradan açılacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz o zaman. Beğendiyseniz beğenin. Buraya kadar geldiyseniz. Buraya kadar geldiyseniz zaten özellikle yorum atın. Biz sadık dinleyicilerimizin kim olduğunu görelim. Teşekkür edelim. İleride buralar değerlenirse yani güzel şeyler de olabilir. Sonuçta sadık dinleyici önemli. Teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyen herkese, beğenen beğenmeyen herkese teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. İyi günler. No, there ain't no stopping now.